Merhaba kanala hoş geldiniz. Ben Olcay Çelik. Bugünkü videoda size veri modelleri hazırlarken kullandığım 3 ipucundan bahsetmek istiyorum. Eğer Power BI öğrenmeye yeni başladıysanız bugün bahsedeceğim bu ipucu size oldukça zaman kazandıracak diyebilirim. Aynı zamanda veri modelinizi oluştururken modelin düzenli olmasını da sağlayacaksınız. Özetle bu ipuçları sayesinde Power BI veri modelinizde neler olup bittiğini daha kolay anlayabilirsiniz. Hadi hazırsanız başlayalım. Dünyasına yönelik veriye dayalı raporlama ve analizler yaptığımız Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız her hafta güncellenen videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Veri dönüştürme işlemini tamamlayıp ardından kapat ve uygula dedikten sonra verileriniz modele aktarılmaya başlar. Bu birkaç saniye sürebilir. Ardından yapmanız gereken ilk iş veri modeline geçip modele başlamaktır. Bu yüzden ilk ipucu olarak etkili veri modeli tasarımından bahsetmek istiyorum. Veri modelleme aşamasında ben daima arama tablolarını yukarıda konumlandırıyorum. Diğer yandan ise veri tablolarını da aşağıda konumlandırıyorum. Nihai filtreleri uygulayacağım, yani üzerinde hesaplama yapacağım tabloları aşağıda konumlandırıyorum. Bunun sebebini merak edebilirsiniz. Bunun sebebi şu, arama tablolarını yukarıda, işlem tablolarını aşağıda konumlandırdığımda filtrelerin yönünü daha kolay ayırt edebiliyorum. Dikkat ederseniz filtre yönü aşağıya doğru gösteriliyor. Eğer tablolarınızın dizilimi gelişi güzel olursa, örneğin burada gördüğünüz gibi hangi tablo hangi tabloyu filtreliyor karıştırabilirsiniz. Buraya bir not düşelim. DAX hesaplamalarınızı yaparken tabloların hangi tabloları filtrelediğini gözünüzde canlandırmalısınız. Raporunuzda kullanacağınız görsel öğelerin hangi tabloyu filtreleyeceğini tahmin edebilmek Power BI'de çok önemlidir. Temel modelinize katmanlı bir yapı uygularsanız, arama tablolarınızı ve işlem tablolarınızı her zaman hızlıca ayırt edebilirsiniz. Bu yüzden Size tavsiyem arama tablolarını yukarıda, işlem tablolarını aşağıda konumlandırın. Evet devam edelim ve ikinci öpücüğüne geçelim. Veri model tasarımını tamamladığımızda rapor bölümüne geçiyoruz. Bu kısımda ben daima rapor yapmaya başlamadan önce ölçü grupları oluşturuyorum. Çünkü veri modelinde eklediğiniz tablolar çok boyutlu olabilir. Örneğin 50 hatta 100 sütunlu tablolarla çalışabilirsiniz. Sayısı hatta daha, daha da fazla olabilir. Mesela Burada gördüğünüz alanlar kısmındaki tablolarda 50 bazen 100 sütunlu tablolar görmek mümkün. Bu gibi durumlarda ölçüleri işlem tablolarında veya arama tablolarında oluşturmak sakıncalıdır arkadaşlar. Bu durum zaman kaybetmenize aynı zamanda da karışıklığa neden olur. Bu karışıklık içerisinde ölçülerinizi bulmakta zorlanabilirsiniz. Power BI çok hızlı ve esnek olduğundan çok hızlı şekilde ölçü oluşturmanız mümkün. 50 hatta bazen 100 bile ölçü oluşturabilirsiniz. Böyle bir durumda her şey daha karmaşık hale dönüşebilir. Rapor yaparken görsel elementlere hızlıca yaptığınız ölçüleri koymak istediğinizde. Örneğin bir çubuk grafik oluşturalım. Şimdi istediğimiz bir toplam satış ölçüsünü sürükleyip bırakalım. Geçen yılın satışlarını sürükleyip bırakıyorum. Eğer ölçü gruplamadığınız zaman istediğiniz alanlardaki ölçüleri bulmakta zorlanabilirsiniz. Tablolar içinde ölçüleri aramak zaman kaybettirebilir. Bunu engellemek için ölçü grupları oluşturuyoruz. Örneğin daha önce oluşturduğum ölçü gruplarını alanlar kısmından görebilirsiniz. Ölçü grubu oluşturmak çok basit. Birkaç adımda oluşturabilirsiniz. Hatta yaptıkça hızlanmak mümkün. Yapmanız gereken şey gelişlerinde verileri gir simgesine gitmek ve tıklamak. Bu veri modelinizde tablo oluşturacak bir pencere açar. Bu pencerede ölçülerinizi gruplayacağınız isme bu kısımdan belirtebilirsiniz. Şimdi tablonun ismine temel ölçüler yazalım. Ardından Yükle simgesine gidip düğmeye tıklamanız yeterli olacaktır. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Ardından modelinizde bir fiziksel tablo oluşur. Veri modeline bakarsanız oluşan tabloyu görebilirsiniz. Evet, artık veri modeli görünümündeyiz. Oluşturduğumuz temel ölçüler, ölçü grubu sağ üst köşede oluştu. Size tavsiyem oluşan ölçü tablolarını modelinizde sol alt köşede toplayın arkadaşlar. Bu tabloların modeldeki diğer tablolarla bir ilişkisi olmayacağı için bu kısımda toplayabilirsiniz. Ardından Artık yapmanız gereken ilk şey ölçünüzü oluşturmaktır diyebilirim. Şimdi rapor görünümüne geçelim. Ve ardından gelin ilk ölçüyü oluşturalım. Ancak buraya bir not düşelim. Oluşturmak istediğiniz ölçüyü hangi ölçü grubunda oluşturmak istiyorsanız öncelikle gidip o ölçü grubunu seçmelisiniz. Oluşturmak istediğim ölçüyü temel ölçülerde oluşturmak istediğim için temel ölçülere tıklıyorum. Ve ardından yeni ölçü simgesine gidip tıklıyorum. Gelin toplam satışları tekrardan oluşturalım. Toplam satışlar örnek yazalım ve eşittir diyelim. Toplam satışları oluşturacağız. Bu yüzden yapmamız gereken ilk şey toplam formülünü çağırmak. Ardından toplayacağımız sütunun üzerinde gidip kümeleme yapmak. Şimdi ilk olarak referans vermemiz gereken şey satış tablosu. Ve ardından üzerinde toplama yapacağımız sütun. İlk olarak tablo adını belirtiyoruz. Referans vereceğimiz ölçüyü köşeli parantezlerle belirtiyoruz. Şimdi gelin toplayacağımız sütunu belirtelim. Miktarları toplayalım ve ardından parantezi kapatalım. Şimdi yapmanız gereken şey enter'a basmak. Evet ölçümüz oluştu. Dikkat ederseniz ölçüler oluştuğunda ölçülerin üzerinde bir hesap makinesi simgesi belirir. Tabloyu ölçü grubuna çevirmek için yapmanız gereken şey ise burada gördüğünüz boş sütunu silmektir. Bu işlemi ölçüyü tıklayıp ardından sağ tıklayarak sil derseniz bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet boş sütunu sildik. Ardından son olarak alanlar kısmını daraltıp genişletirsek ölçü tablosunu nihai olarak oluşturmuş oluruz. Bunu bu kısımdaki genişlet daralt simgesini tıklayarak başarabiliriz. Bir kez daraltıyoruz ardından bir kez genişletiyoruz. Gördüğünüz gibi temel ölçüler artık ölçü grubuna dönüştü. Dikkat ederseniz ölçü grupları üst üste hesap makinesi şeklinde gösteriliyor. Aynı zamanda diğer tabloların da üzerinde konumlandırılıyor. Buraya bir not düşelim. Bu ölçü gruplarından belki 10 tane oluşturduğunuz raporlar olabilir. Örneğin bütçe analizleri, hatta hareketli ortalamalar, kümülatif toplamlar, veya dinamik grup ölçüleri gibi farklı farklı istediğiniz raporlara göre farklı ölçü grupları oluşturabilirsiniz. Size tavsiyem yapacağınız analizlere göre ölçü grupları oluşturun. Evet, ikinci ipucundan da bahsettik. Artık son ipucuna geçebiliriz. Veri modeline aktardığınız tablolar çok büyük olabilir. Özellikle veri tabanından aktaracağınız tablolarda çok fazla sayıda sütun bulunabilir. Öncelikle size tavsiyem kullanmayacağınız sütunları veri dönüştürme ekranından kaldırın. Bu işlem çok basit. İstemediğiniz sütunun üzerine gelip sağ tıklayın ve kaldır seçeneğine gidin. Kaldır seçeneğini seçerseniz istediğiniz sütun modelden kaldırılır. Bu kaldırmanız gereken sütunların bazılarını modelde tutmak gerekebilir. O yüzden hangi sütunu kaldırıyorsanız dikkatli olun. Çünkü yanlışlıkla kaldırdığınız sütunları diğer tablolarla ilişki kurmak için kullanmanız gerekebilir. Örneğin müşteri numarası. Bu sütunu satış tablosuyla ilişki oluşturmak için kullanıyoruz. Buraya bir not düşelim. Bazen diğer tablolar arasında referans noktası oluşturmak için kullanmanız gereken sütunlar olabilir. Mesela takvim tablosuna gidelim. Örneğin burada gördüğünüz aylar sütunu. Aylar sütununu başka bir tablo ile referans şeklinde kullanabilirsiniz. Bazen ilişki oluşturamadığınız durumlarda her iki tabloda ortak sütunları kullanarak sanal ilişkilerde kullanabiliyoruz. Ayrıca hesaplama yaparken kullanmadığınız sütunları da gizleyebilirsiniz. Size tavsiye işlem tablolarındaki yabancı anahtarları örneğin bölge kodu ya da depo kodu veya müşteri numarası gibi yabancı anahtarları kısaca raporlarımda kullanmayacağım yani raporda görsel öğelerde kullanmayacağım sütunları gizleyebilirsiniz. Çünkü bu sütunları arama tablolarıyla ilişki oluşturmak için kullanıyorum. Buraya bir not düşelim. Bu sütunları sürükleyip rapora bıraktığınızda mantıksız rakamlar elde edersiniz. Bu yüzden ilgili yabancı anahtar üzerine gelip rapor görünümünden gizliye basarsanız rapor görünümünden gizlenir. Unutmayın ölçülerinizde istemediğiniz daha doğrusu raporunuzda kullanmadığınız sütunları sağ tıklayıp gizleyebilirsiniz. Şimdi veri görünümüne geçelim. Örneğin toplam tutar veya toplam maliyet. Bu sütunları raporda ölçü oluşturmak için kullanacağız. Ölçü oluşturduktan sonra bu sütunları sürükleyip rapora yerleştirmeyeceğiz. Bu sebeple bu sütunları gizleyebiliriz. Eğer rapor görünümünden gizliye basarsanız bu sütun aynı şekilde veri görünümünden de gizlenir. Evet bu şekilde kullanmayacağımız sütunları sağ tıklayıp gizleyebiliyoruz. Ayrıca satış tablosundaki sipariş tarihi sütununu da kullanmayacağız. Çünkü tarih tablosunda tarih sütunu zaten var. Bu yüzden buradaki sipariş tarihi sütununu da gizleyebiliriz. Sağ tıklayalım, rapor görünümünden gizleyelim. Buraya bir not düşelim. Buradaki sipariş numarasına gerek olmayabilir. Fakat bazen raporlarınızda detay tablo oluşturmak isterseniz ihtiyaç duyabilirsiniz. Uygulayacağınız senaryoya göre bu değişebilir gizleyip gizlemeyeceğinizi sizin tercihinize bırakıyorum. Şimdi rapor görünümüne geçelim. Dikkat ederseniz artık satış tablosunda alanlar kısmında içinden seçim yapabileceğim daha az sütun var. Unutmayın veri modelinizi düzenlediğinizde işler daha kolaylaşır. Kullanmayacağınız sütunları gizleyerek veri modelini düzenleyebilirsiniz. Bunu yaparsanız DAX kodları yazdığınızda hangi sütunları filtrelemek için kullanacağınızı daha rahat ayırt edebilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik veri modelleri tasarlarken en çok kullandığım 3 ipucundan bahsettik. Veri modelinizde bugünkü bahsettiğim ipuçlarını kullanmanızı öneriyorum. Power BI'de rapor geliştirirken bu ipuçları uygularsanız etkili bir veri modeline başlangıç yapmış olursunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.